iki İngiliz medya kuruluşundan iki enteresan analiz bugün dikkatimi çekti. Biri Cumhurbaşkanı Erdoğan'la alakalı Türkiye'yle, biri de Belarus'un devlet başkanı Lukashenko'yla alakalı. İkisi de NATO üzerinden analiz edilmiş. Bakınız çarpıcı iki detay. Şimdi İngiliz medyasının bir Putin sancısı var anlaşılan. The Economist diyor ki Türkiye NATO için serseri mayın. Ekonomist dergisi Türkiye NATO için değerinden daha fazla sorun mu yaratıyor başlıklı yazı yayınlamış. AK Parti hükümetinin NATO'nun serseri mayınlarından biri olduğunu da yazmış. Şimdi de ekonomistin seçim döneminde nasıl haberler yaptığını da gördük. Tabii şimdi seçim sonuçları anladığımız kadarıyla da ekonomistin istediği gibi sonuçlanmayınca farklı farklı kulvarlardan ve yönlerden başlıklardan yükleyecekler. Anlaşılan Türkiye'deki hükümete. Şimdi bir de bakınız The Times'ın çok enteresan bir analizi var. The Times manşetinde diyor ki NATO darbeye hazırlanıyor. Putin'in müttefiki hedefte Belaruslu muhalifler NATO üyesi Polonya'da gerilla, sabotaj ve silah eğitimi alıyor. Hedef Putin'in müttefiki Belarus lideri Lukashenko'yu devirmek. İddia şu bazı muhalif isimler var. Bunlar Belarus'ta değiller. Bunlar şu an Polonya'dalar ve burada askeri eğitim alıyorlar. Gerilla eğitimi alıyorlar, sabotaj eğitimi alıyorlar. Hatta bir kısmı Ukrayna'ya gönderilmişler. Savaş tecrübesi elde etsinler diye. Sonra bunlar Belarus'a gönderilecekler ve bir takım espionajcılarla, bir takım efendim saldırılarla Lukashenko'yu devirmeye çalışacaklar. Lukashenko Putin'in evet sağ kolu. Hatta bir de bir, ikinci Putin gibi. Yani Ukrayna Savaşı'nda direkt pozisyon almış durumda. Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın yanında Lukaşenko hatta ülkesine Rus nükleer silah sistemlerinin getirilmesine de izin verdi. Şu anda orada da konuşlandırıldı. Rus nükleer silahları ve dolayısıyla NATO'nun da böyle bir hedefi varmış. İddia o analizde yalan haberler. Bu böyle biri Erdoğan'la ilgili, diğeri ile ilgili iki farklı yayın organının saptamalarıydı bunlar. Şimdi